Evet gençler, Birinci Dünya Savaşı konumuz olan bir oyunu oynuyoruz şu anda. Battlefield 1, Battlefield 1. Yalnız burada tabii Osmanlı İmparatorluğu'nu böyle birazcık Arapları ezen bir imparatorluk olarak göstermişler. İngiliz bakışıyla yapılmış, işte Lawrence'ı da kahraman olarak nitelendirmişler. Fakat emperyalizm böl parçala yönet şeklinde çalışır. Lawrence bir casustu, İngiliz casusuydu. Şerif Hüseyin'e söz verilmişti, bütün Arabistan'ın Şerif Hüseyin'in emrine verileceğine dair. Fakat daha sonra Sykes-Picot anlaşmasıyla Suriye-Irak arası cetvelle çizildiği gibi 9-10 tane devlet kuruldu Arabistan'da, Yarımada'da, coğrafya olarak. Şu anda Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını görüyorsunuz. Petrolün büyük bir kısmını elinde tutuyor diyor ama tabii binde 3 oranında Osmanlı bu petrolü mekanik olarak kullanabilirken %60'ın üzerinde İngilizler kullanıyordu. İsyankar bedevilerden oluşan küçük çeteler imparatorluğu devirmek için birleştiler diyor. Yalnız bu bedevilerden bazıları Osmanlı için de paralı asker olarak savaşmaktaydılar ve Fali Rıfkı Atay, Zeytin Dağı adlı kitabında onların nasıl Osmanlı askerini sattığını, Gazze'de nasıl sırtından vurduğunu, İngilizlerle birleşerek trenleri nasıl bombaladığını anlatır. Evet, Arabistanlı Lawrence'ı çok romantik anlatmışlar. Fakat pek de romantik değil tabii bir tarihçi olarak söylediğim zaman. Çünkü gerçekten 1789 Fransız ihtilaline uygun bir şekilde Araplara yardım edip onların milli devletlerinin kurulmasına yardımcı olsa daha romantik olabilirdi ama amaç petrolleri ele geçirmek olduğu için British Petrol'ün Kutulamare'de Basra Körfezi'nde Osmanlı'ya karşı yaptığı mücadelenin sebebinde Musul Kerkük petrolleri olduğu için, gene aynı zamanda bütün Arap petrolleri olduğu için bana çok böyle şey gelmiyor, samimi gelmiyor. Evet, şimdi biraz ilerleyelim bakalım. Bu arada Osmanlı askerlerine karşı tabii savaşacağız. Oyun bu şekilde ilerliyor. Osmanlı askeri olamıyoruz. Ancak multiplayer versiyonunda yapabiliyoruz bunu. Şimdi senaryoda biraz ilerleyelim bakalım. Sessiz olmamız lazım. Şöyle dikkatini dağıtalım, başka yere baksın. O kırmızı tamamen dolduğu zaman tehlikeli duruma geliyor. En sevmediğim şey sırttan bıçaklamaktır. Arkadan vurmak. Onu sevmiyorum arkadaşlar ama bölümü ilerlememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım neler varmış silah olarak. Oho, işte en sevdiğim silah. Güzel. Ağır makinalı tüfek. Yalnız biz şöyle bir mitralyözü alalım. Mitralyözle şöyle bir ortalığı temizleyip bölümü hızlıca geçelim. Evet, komutan da gitti. Bu arada Gazze şeridi tarafında Bedeviler çok kez bu şekilde Osmanlı trenlerini dinamitlemişler, yolları dinamitlemişlerdir. Devrilen Osmanlı trenlerinin içerisine saldırmışlardır. Mehmetçiğin elbiselerini, madalyonlarını, silahlarını İngilizlere satmışlardır veya atlarını. Aynı şekilde İngilizlere de saldırıp onların da silahlarını Osmanlı'ya sattığını Fali Rıfkı Atay yine kitapta yazar. Ve hala trenler orada duruyor. Çölde. Evet, şu anda bir şu komuta kademesindeki çadıra bir gidelim bakalım. Yalnız biraz duraklamalı geliyor görüntü size nedense, onu anlamış değilim. Normalde böyle duraklamalı değil oynarken. Herhalde bu kayıttan kaynaklanıyor. Evet, bu da tank patlatıcı, dinamit bomba. Bu ağır makinalıyı alalım bakalım burada ne varmış. Alman tipi el bombası var. Burada ne varmış? Evet, bir anahtar var. Tamir seti, onu alalım, ne olur ne olmaz. Birinin kafasını yarabiliriz, o şekilde toparlayabiliriz kafasını. Ve şimdi gidelim bakalım. Bir kitap arıyoruz gençler, bir kitap. Hot kitabı. Bir canavar varmış efendim. O canavarı yok etmemiz gerekiyormuş. Bir trenmiş bu canavar. O canavarın şifreleri varmış bu kitapçıkta. Osmanlıca alfabeler gördüğünüz gibi. Aha da yakalandı. Oo. Kahretsin dostum. Evet, bakalım ne diyor arkadaşımız.
Arabistanlı Lovros sen değil misin diyor. Hayır değil. Uuu şunlara bak, Assassin's Creed'deki gibiler. Ne kadar efektif. Actually, I was rather depending on it. L. Orance. L. Orance ha? L. Orance. Kafalı adamsın mesela. Avcı avlandı şimdi. Hemi. How enchanting you are, my dear. Ahmed. I'll show you enchanting. If it weren't for you, I'd be free. Free is it? You'll be free when you're dead. And I'm happy to tell you. Bedeviler, bedeviler. Bedeviler hala uygar çalışmalar yaşanıyorlar ne yazık ki. Evet, bu hayali treni gösteriyor şu anda. Osmanlı'nın böyle bir treni yoktu arkadaşlar. Yani sadece askeri anlamda asker taşıyan tabii ki gemileri, trenleri var ama böyle ortalık kasıp kavuran korkunç bir canavar treni yoktu yani. Ama ciddi anlamda Osmanlı'yı güçlü göstermişler. Çölde tankları falan var mesela. Trenleri var falan. Yani bayağı dramaturjiyi eğlenceli hale getirmişler yani senaryoyu. Bu anlamda başarılı buldum. Evet. Bu arkadaşımız, bu Türk arkadaşımız da gıcık bir Türk. Kulağını kestirmeyi başardı. Van Gogh. Evet. Lovros bu. Arabistanlı Lovros. Bu arada Arabistanlı Lovros'un filmi de vardır. Hollywood filmi. Çok da meşhur bir filmdir. Hicaz-Yemen cephesinde Fahrettin Paşa mücadele etmişti bildiğiniz üzere. Çekirge yemişlerdi. Çok meşhurdur o hikaye. Ve proteinlerini o şekilde almaya gayret ettiler. Tabi Hicaz-Yemen Gazze şeridi düşünce Anadolu ile kopmuş oldu. Haliyle Hicaz-Yemen'i de kaybetmiş oluyoruz. Hicaz-Yemen bölgesi aslında bu bölge daha çok. Gene tabi Şam'a kadar giden Kanal ve Güney Suriye bölgesi, Lübnan vesaire, Filistin. Özellikle Filistin tarafları, bu olayların yaşandığı yerler. Tabi bu bir hikaye yani, bir kitap, bir kod adı, Lawrence onu ele geçiriyor işte canavarı durdurmak için falan filan. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Lawrence sadece Arapları ayaklandırmış bir emperyalist casusudur. Bugün Suudi Arabistan'da ciddi anlamda pek çok devlet var. Devletçik mi desek? İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, ondan sonra Ürdün, Lübnan, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Hicaz, aklıma gelenler, Lübnan, dolayısıyla Bahreyn, değil mi? Bir sürü devletçik var orada. Bir petrol gücünü tek bir devlete vermek istemedi İngiltere çünkü. Şerif Hüseyin de tabi avucunu yalamış oldu bir anlamda. Bu arada Osmanlılar için böyle tanklar falan var. Bayağı tankımız varmış abi, savaşmışız yani tanklarla falan. Oyun güzel, fantastik şeyler yapmış ama gene de eğlenceli. Görüntüler çok başarılı. Bir de oyunda şey çok iyi. Yani top atışı yaptığınız zaman her taraf yıkılabiliyor falan. Bu çok iyi yani. Call of Duty gibi değil. Bu arada ilk kez hayatımda oyun videosu çekiyorum. O da öğrencilerim için. Biraz da konuyla iç içe olduğu için. Açıkçası Birinci Dünya Savaşı cephelerinden olduğu için. Arap savunma hattı tabii burası Osmanlı için. Diğer cepheleri de hatırlayalım. Kanalda taarruz etmiştik. İngilizlere karşı. Almanların özellikle istediği bir şeydi bu. Hani birlikte karar veriyor tabii Osmanlı ile Almanlar ama özellikle bu savaş isteniyor çünkü İngilizlerin evet, İngilizlerin sömürgelerine gitmesi engellenmek istendi. Hızlı bir şekilde gidemesinler diye. İşte Hindistan, Avustralya, Yeni Zelanda. Evet, biraz geri dönelim bakalım. Temizlemek zorunda olduğumuz başka birileri var mı? Terminator. Buradan...
Ata binmeyi her zaman istemişimdir ve bineceğim. Binicilik eğitimi alacağım. Az kaldı. Bunu spor olarak yapacağım yani. Aklımda var. Bu arada siyah atlar hakikaten çok asil duruyor. Arap atları da dirayetli ve direnişlidir. Öleceğiz galiba. Hasta la vista baby. Aha gittik. Zara Gufran gitti. Kaç yaşında? 36 mı 46 mı? Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Türk atasözü. Evet, bu kesinlikle doğrudur. Gerek sınavlar için, gerek hayat dersi için. Zara Gufran'la yeniden başladık. İşte oyunun güzel yanı bu. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün mü? Bir kere gittin mi gittin. Nokta. Şöyle bir ileri doğru gidelim bakalım. Bir etrafı kolaçan edelim. Aha tank orada. Al sana bir bombe. Al sana bir bombe daha. Al sana bir bombe daha. Öyle bir tank daha var. Aha, topukla topukla. Oğlum bülbül. Hadi bakalım gidiyoruz. Dırbış 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 dırbış. Dıbıdık dıbıdık dıbıdık. Wow. Gir bakalım içeri. Yeni silah. Yalnız geliyorlar ha. Özellikle bir tane miğferli bir herif var. O beni çok korkutucu bir herif o ya. Ölmüyor daha deyince ateş ediyorsun falan bir sürü. Nasıl bir zırh yapmışlarsa herife. Robocop gibi geliyor vallahi. Bakayım geliyor mu? Vallahi yolda bir yerde geliyordur herhalde. Susturuculu silahlar çok güzel temizliyor ortalığı. Evet bakalım ne var? Aha buldum seni. Buldum seni baby. Kavuşma vakti bugünmüş. Sana bir hediyem var. Buna C4 denir. Neredesin oğlum? Aha buradasın. Al bakayım. Al bakayım sana bir mama. Ama gittin ya. Bırakma şunu. Bak. Ha. Panikledin değil mi? Valla ben de panikledim. Gidiyorduk az daha. Evet. Topa geçelim. Topa geçelim. Geçelim. Şöyle bir atış yapalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Düldül. Hadi bakalım oğlum. Dra. Burası bir Roma kalıntısına benziyor. Kim bilir nerede? Tabii. Mesela en bilineni yobaz ve cani IŞİD'lilerin bombaladığı, yağmaladığı Pamfilya antik kentiydi. Suriye'de. Tabii burası büyük ihtimalle Gazze bölgesi, Filistin daha güney. Lübnan, Ürdün o taraflar olabilir. Ama bu tip şehirler genelde Roma şehirleri biraz daha kuzeyde tabii. Aha orada Robocop. Bak şimdi bak. Kaç tane ateş ediyorsun herif bir şey olmuyor ha. Zor bela ha nihayet. Bir de bunların alev püskürten tipleri var. Onlar daha da sıkıntılı. Ejderhalar. Bordan yaptıkları için miğferi. Adamlar ölmüyor tabi. O zamanlar bor üretebiliyordu çünkü Osmanlı. Lozan Anlaşması'ndan sonra bor üretemez hale geldiler.
Ondan sonra yeniden şimdi bor üretebiliyoruz arkadaşlar. 2023'te olduğumuz için. İşte eskiden bor üretebiliyormuşuz. O ateş püskürten, otomatik tüfekle ateş eden askerlerin zırhları bordan olduğu için mermi işlemiyor. İşte Osmanlı. Şaka ha, buna inanmayın. Yıllarca bunun saçmalık olduğunu anlatmaya çalıştım. Hatta bor bile götürdüm sınıflara. Öğrencilere gösterdim. Çıkıyor diye. Nasıl kandırmışlarsa, beyinler inanmışsa artık böyle inanmışlar çocuklar ya bazıları. Aha gideceğiz. Vallahi gidecek. Silah değiştirelim, tekrar kan toplayalım. Orada bir tane otomatik tüfek ve ateş yapan biri var. Evet. Ama onu oradan vurmak zor. Hadi heat shot yapalım. Yaptık be. Heat shot oldu. Heat shot. Gitti. Önce nitel sonra kendi. Hey, buradayım. Başka yok mu kimse? Yok. Bakalım burada ne varmış. Çeyizler varmış burada. Tabak. Havluluklar. Burada hangi çeyizlik varmış bakalım. Aa, bu silah güzel ya. Bu silah güzel silah. Yalnız o tüfek benim bildiğim İngiliz tüfeği ya. Ama Almanlar da üretmiş olabilir tabii. Almanlar çünkü İngilizlerin en büyük rakibiydi o dönemde ve hatta pek çok alanda ileriydiler bile. İngilizler oranla. Koltuğum da güzel gıcırdıyor ha. Antik koltuk. Let's go. Susturuculu tabancayı aldık tabi. James Bond gibi gitmek zevkli oluyor. Toz, toprak. Bu insanlar hiç banyo almıyorlar mı ya? Vallahi billahi ya. Düşünsene o dönemlerde leş gibi bit, pire, puuu. Tifo, dizanteri. Akrep, çıyan, yılan. Banyo yok. Herkes topraklaşmıştır artık pislikten. Ne kadar sürede bir banyo alıyorlardı kim bilir. Sen büyük ihtimalle banyo olunca zaten Ademoğlu olduklarını hatırlıyorlardır direkt. Bütün gözeneklerin temizleneceği için vücutta. Sabunla. Tozlanmış, topraklaşmış vücut. Bir gün banyo almasam kafayı yiyorum ben ya. Bu insanlar nasıl yaşamışlar o dönem doğru. Hele diş ağrıları falan. Direkt kurşun sıkıyorlardı herhalde dişine. Evet. Kasa kasa geldik arkadaşlar. Benim bilgisayarım kasmıyor. Görüntü kasıyor. Şimdi işin en zevkli kısmı işi sessiz halletmek. Bununla yaparsan sıkıntı işte. Ama bu arkadaşımız ağır makinalı tüfek taşımıyor. Yani zırhı yok. Bu kolay keklik. Aha, komutan gördü onu vurduğumu. Ne oluyor diye bakıyor şaşkın şaşkın. Aha. 3 mermide de o gitti. Yataktan yeni kalkmış komutan. Gözleri mahmurluydu. Bak mesela bu da saçmalık. Haç koymuşlar oraya. İlk yardım çadırı. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Hilal olması lazım. Yani oyun tamamen kendi bakış açısına göre yapılıyor. Yani. Bilinçaltına işliyor yani resmen. Aha, bir ateş ediyor bize. Kara düldül, hadi oğlum. Evet, temizlik için. Oo, top atışı yapıyor bu arkadaş. Aha,
Aha da buldum seni. Bak mesela burada robotik bir şey bu. Mesela bak. Bak o kadar ateş ettim ölmedi. O bana ateş etti ben ölmedim falan. Gerçek hayatta böyle bir şey mümkün mü ya? Saçmayla ateş ettiği an yandım anam diye gidersin vallahi bir anda. Bir anlık yani. Böyle temizleyelim. Dur oğlum bir dur, dur orada bir. Bir fotoğraf çekeceğim bir dur ya. Lan oğlum pilim bitti ya. Mermi dolduralım. Dur. Bir dur. Allah'ım bir dur. Ah. Bak niye ölmüyor bu? Hepimiz öleceğiz bir gün ya. Evren de ölecek bir gün. Rahat olun ya. Kasmayın. Alt üstü bir oyun bu. Yalnız oyun mu oyun? Savaştan uzak durmak lazım. Savaş güzel bir şey değil. Bir felaket. Keşke oyunlar gibi olsa her şey. Yumruğu yedik. Bu arkadaşı biz esir almamış mıydık ya? Ne oluyor? Aha, sürüklüyor bizi. Not the message you would have wanted. Lawrence was such a good host. Ya bu herifi de tam böyle manyak naziler gibi yapmışlar ha, dazlak. Nereden buluyorsa o dönemde jileti mileti, kafayı kazımayı. The train knows too. Twice. You told that train everything was clear. Vardır jilet tabii de. Kolay değildir yani ulaşmak ona. The beast has your scent, my dear. And it's coming to slaughter you and your little band. Tabii bizim Türk şeyi bildiği için Arapça. First, the fire storms. Zara'yı anlatıyor şimdi neler olacağını bileceğim. Then up close with the troops to slaughter any survivors. Yakıp yıkacaklar, geri kalan kısımlarını temizleyecek Türkler falan. Bir kere miğferleri bile Türk miğferi değil. The legend of Lawrence. Çok farklı tanıtmışlar ya. Ve bunu dünyanın her yerinde milyonlarca çocuk oynuyor yani bu oyunu. Böyle saçma sapan bir senaryo. Ve Türkleri kötü gösteren bir senaryo yani. Lawrence'ı çok yumuşak gösteriyor. Ama yaparlar abi. Sen şimdi Türk olarak böyle bir oyun yapmazsan onlar da böyle boşluğu doldururlar işte. Kendilerine göre çevirirler tarihi. Sen de yap. Bu kadar güzel bir oyun. O zaman dünya oynasın bunu. Propagandaysa antipropaganda. Gerçi tarih propaganda aracı olmamalı ama yani çarpıtıyorlar işte ne yazık ki. Ben nöbetçilerin icabına bakarım. Tamam ben de savaşçıları toplarım. Tren hattı imha ettiğimde tren kapana kısılacak. O yüzden patlamayı duyduğumuzda bütün gücümüzle saldırırız. Plan güzel ama adamlar gelmek istemeyebilir. Makine sağlam çünkü. O patlayıcıları patlattıktan sonra kendini bir anda tek başına bulabilirsin. Biliyorum. Görüntüler güzel ama baya baya o bölgenin dokusunu, ruhunu vermişler yani. Şimdi coğrafi güzelliklere bakın. Kalker kayalar, kum, çöl, görüntünün kalitesine bir bakın arkadaşlar. Evet, bizim muazzam mekanize birliklerimiz geldi. Hayali. Hadi bakalım. Tüm Osmanlı vasıtalarını imha et. Vay vay vay. En iyisi susturuculuğuyla gitmek. Temiz temiz. Geldim, geldim, geldim. Pişt. Ya bu çok kötü ya. Ama hızlı ölüm. Gene de mermiden daha iyi değildir bence. O kadarı yaşayacak olan bir insan için.
Kimse yaşamasın dilerim. Evet, mayın. Alman tipi el bombaları. Bakalım bu kutucukta ne varmış. Ya şu tüfeğe bir türlü ısınamadım ya. Ooo, dinamit. TNT. Hadi bakalım. Let's go. Yes. Oğlum oradan ateş edersen adam seni görür ya. Neyse denedik. Hemen şunu imha edelim. Olmadı, olmadı, olmadı anam, olmadı. Wait. Mermiler, fişekler, yağmur gibi şuraya sığınalım. Evet, buraya sığınalım ve yatalım. Yes. Bu dürbün çok iyi ya. Şurayı bundan seviyorum. Şimdi arka taraftan bıçak yemeyelim ha kafamıza direkt. Burayı terk edelim artık. Yeteri kadar burada izimizi bıraktık. İçeri gidelim. Top atışı gelmeye başladı bile. Biraz yukarı çıkalım. Kapıya. Kapının tonları güzel ama bak renkler ne güzel. Turkuaz en sevdiğim renk. Bir de bu oyunda şey güzel mesela kapıyı açıyorsun ya çok büyük oranda böyle bir ışık var, güneş var. Gözlerin kamaşıyor böyle bir siyahlık var böyle önce bir. Sonra netleşmeye başlıyor ortalık. Aynı göz gibi yapmışlar. Bak bak nerede arıyor beni bak. Sniper olsaydı oradan da rahat keserdim onu. Evet. Kapa şu kapıyı ya. Ceyran yapmasın. Aha gördüm seni. Aha seni gördüm. Arkadan zımbalanmayalım da. Bak normalde bitmiştik işte. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa. Bitmiştik yani. Oo. Seni üç kağıtçı seni. Etrafa bir kolaçan edelim. Koş 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 koş. Hey dül dül. Let's go. Mermimiz bitiyor. Bakıyorum ne var başka. Evet silahımızın mermisi bitti. Bir tane sniper almak daha mantıklı. Bombalarımızı da aldık. Oo gelmişler koşa koşa. Tüfeklileri halletmek daha kolay da. Üf top atışı ha. Strateji önemli. Doğru taarruz, doğru noktadan girmek, doğru noktadan sızmak. Proaktif olmak, aktif olmak, kaymak, hareket etmek sürekli. Yer değiştirmek. Hele o dönemler için.
çok daha önemli. Çünkü o dönemlerde tabii insan takip sistemi vesaire de yok. Ama oyunda işte benim hoşlanmadığım tek bir şey. Bir yerden mermi yiyoruz sürekli. Çok rahat vuruyorlar yani böyle. O kadar rahat vuruyorlar ki bir yerlerden. Hiç de ıskalamıyorlar ha. Direkt sap zap diye sana geliyor böyle. Kafamız mı kocaman anlamadım gitti. Bunda ne var? Aa bak gene ateş ediyorlar. Bunda ne var? Değmez. Bunda ne var? Değmez. Bunda ne var? Değmez. Bas gaza. Aha gördüm seni. Aha. Uf. O da kötü ölüm ya. Talihsizlik. Evet bu bölümden sonra şöyle sniper'ımızı da alalım. Bu bölümden sonra artık o treni patlatma bölümüne doğru gidecek. Tabii ben yoruldum. Bu havan topunu da nasıl kullanıyoruz ya? Nereye gidiyor? Boşluğa vurduk. Ha haritadan seçiyorsun. Oo on numara. Anladım. O zaman oo tamam. O zaman şunu patlatalım dur. Biraz daha ileri doğru itersek varacak gibi. Ah olmadı. Biraz daha ileri itmemiz lazım. Deneme. Biraz daha ileri. Hadi. İlk havan topunu Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı söylenir. Tarihçiler içinde. Biraz daha ileri. Niye gitmiyor ya oraya kadar? Hadi. Evet, tamam gitti bu sefer. Başka bir yere vuralım. Kargahı vuralım şurayı. Ama bölüm bitti. Evet, canavarı imha edeceğimiz bölüme gidiyoruz. Vay vay vay. Topa bak sen. Yes. Haydarpaşa'dan gelmişti oysa değil mi? Tamam bu tren. Zırhlı treni imha et. Ya demesi kolay. Cüneyt Arkın'ım ya ben. Artık böyle top atışlarıyla vurkaç yapa yapa. Mermiyi dolduralım bakalım. Kaç. Nefes aldırmıyorlar ya. Başka bir top bulmam lazım. Böyle eriteceğiz. İniş. Ne savunma be. Aslında savunma yapsak daha zevkli olurdu. Osmanlı askerini oynasak. İngilizlere karşı. Bunu da Türk mühendislerden bekliyoruz, yazılımcılardan, grafikerlerden. Gerçek tarihi bir görelim. Mesela Çanakkale'nin sağlam bir oyunu olabilir. Ve bütün cepheler. Aslında sadece Çanakkale'de değil. Bu arada Çanakkale savunmasını da ele alacağım. Daha sonra. Evet, Bedeviler. Hücumdalar şimdi. Vallahi öldüğüm an bırakırım. Yoruldum çünkü. Çok savaştım kardeşim. Patlamıyor da ha. İşte borla yaptıkları için.
Hep şey gelir aklıma böyle, savaş vakitlerinde böyle sürekli aha vurulduk. Sağdan soldan koşturarak giden bir manyak. Sadece izlemek için koşuyor böyle. Hızlı Gonzales gibi. Aha, yeniden başladık. Hadi bir kere daha deneyelim. Top mermisi, top neredesin? Oo, aha burada. Hadi. Evet. Güzel. Bir top daha. Nerede top? Burada. Bu arada beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aha da gittik. Beni Instagram hesabımdan ve YouTube kanalımdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Yine Facebook ve Twitter'da sizlerin hizmetinizde sorularınızı alabilirim, cevaplayabilirim. Yanınızdayım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Savaşsız kalın, barışla kalın, sağlıkla kalın.